Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz Karekök Yayınları'nın AYT Matematik kitabından olacak. Aslında bu soruyu çözmemin nedeni 2019 AYT sınavında çıkmış bir trigonometri sorusunu hemen hemen aynısını almışlar. Şu üçgen. Yani üçgen formatı direkt aynısı yani. Madem çıkmış soruları çözemiyoruz ama çıkmış sorulara benzer soruları çözebiliriz. O yüzden soruyu seçtim. Hemen soru çözümüne geçelim. Şekil 1'de BC ve EF kenar uzunlukları birbirine eşit olan BC ve EF yani 4 santim birbirine eşit olduğu için iki tane üçgen verilmiş. Bu iki kağıt EF kenarı ile BD kenarı çakışacak şekildeki gibi yapıştırılmış. Sonuçta açıların x olduğunu belirtmiş. BC'nin 4 santim olduğunu vermiş ve bize 3 öncül vermiş. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Normalde soruda direkt bunu vermişti. Bu şekilde vermesi bir tık daha açıklayıcı yapmış soruyu. Şimdi arkadaşlar burası x. Ben buraya y diyecek olursam o zaman x artı y 90 derece geldi mi? Evet. Sonuçta şöyle düşünecek olursak ben buraya x dedim ya. O zaman burası y olacak. Sonuç itibariyle burası y ise burası da x olur. Şimdi x, y'yi bulduk ve artık trigonometrik değerlerden bir şeyler yazabiliriz. Hemen öncüllere geçelim. Şimdi AB'nin 4 tanjant x olduğunu söylemiş. Bize ne lazım? AB uzunluğu lazım. Yani AB uzunluğunu bulabilmek için neyi kullanırım? Ya sinüsü kullanırım ya kosinüsü kullanırım. Hangisi daha kolay olacak? Sinüsü kullanalım. O zaman sin x yazıyorum. Hatta şöyle yazacak olursam. Yani sin x yazayım. Sin x ne? 4 bölü AB mi? Evet. 4 bölü AB. AB uzunluğu yani. O zaman AB'yi bulabilmek için sin x ile AB'nin yerini değiştirecek olursam AB uzunluğu kaç olur? 4 bölü sin x olur. O halde birinci öncülüm yanlış. Sonrasında ikinci öncüle baktığım zaman ikinci öncül BD eşittir 4 çarpı kosinüs x diyor. BD neresi arkadaşlar? Şuradan baktığımız zaman, yani şuraya baktığımız zaman BD şurası. Aynı zamanda BD eşit midir DE'ye? Evet. O zaman ben DE'yi bulacak olursam ya da BD'yi aynı şey zaten. Şöyle yazalım. Şimdi BD'yi bulabilmek için ben ne kullanmam gerekiyor? Ona bakmam gerekiyor. Şimdi tanjant kullansam sıkıntı. Kotanjant kullansam sıkıntı. Ya sinüs kullanacağım ya kosinüs kullanacağım. Baktım şıklarda da 4 cos x demiş. O zaman kosinüsten gidersem belki işime gelir diyorum. O zaman kosinüs x'i yazacak olursam. Kosinüs x nedir arkadaşlar? Yani şurada şöyle düşünüyorum. Olursam burası x ise BD bölü 4'tür değil mi? BD. Evet, B4 dedim. BD bölü 4. 4'ü buraya atacak olursam BD uzunluğum ne gelecek arkadaşlar? 4 çarpı cos x gelir. Yani ikinci öncülüm de doğru geliyor. Sonrasında ise üçüncü öncülümüze bakalım. Belki burada birazcık sıkıntı yaşayabilirdiniz. Alan BDC'yi soruyor. Şurayı soruyor bize. Orayı bulurken ne yapacağım? Burada sinüs alan teoremi kullanacak olursam ben BD uzunluğunun 4 çarpı cos x olduğunu biliyorum. BC uzunluğunu 4 biliyorum. Ve o zaman şunu yazabilir miyim? 1 bölü 2 çarpı BD uzunluğu 4 çarpı kosinüs x çarpı 4 santim çarpı sinüs x midir? Evet. Şunu da şunu sadeleştirirsem ve şunu şu şekilde yazarsam 2 çarpı sin x çarpı cos x çarpı 4 şeklinde yazarsam daha rahat görebiliriz diye düşündüm. Ve ben buranın ne olduğunu biliyorum. Sin 2x'tir. Ve çarpı 4 diyorum. Baktığımız zaman 4 çarpı sin 2x'i bulduk mu? Evet bulduk. Yani cevabımız E seçeneği. Dediğim gibi 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorunu değiştirmişler, yazmışlar. Sadece şunu verseydi daha seçici bir soru olabilirdi. Ama bu şekilde vermesi soruyu kolaylaştırmış. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın.